Siz de rahim hastalıkları dediniz. Gelen rahim hastalıkları açacak olursak. Evet. Polikistik overde sendrom diyoruz aslında. Bir hastalık da demiyoruz artık biz polikistik overe. Hem yumurtlama bozuklukları olduğu gibi rahim iç tabakası düzensiz adete bağlı çok fazla kalınlaşabiliyor. İleride rahim kanserine kadar gidecek ciddi sorunlara neden olabiliyor. Gene polikistik over metabolik sendromlara neden olabiliyor. Nedir bunlar? İşte kıllanma bozukluğu, fazla kıllanma, yumurtlama düzensizlikleri, ileriki hayatlarında şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, tansiyona bağlı çok ciddi sorunlara neden olabiliyor. Yani basit bir yumurtlama bozukluğu diye bakmamak lazım. Hayatınızı tamamen kötü yönde etkileyebilecek bir durum. Sadece çocuk olarak düşünmemek lazım. Ha, her polikistik over şişman olmuyor, obez olmuyor. Her polikistik over kısır olmuyor. Eğer düzenli adet görüyorsanız, polikistik overiniz bile olsa rahim hastalıklarına herkes kadar riskiniz var. Herkes kadar maruz kalırsınız. Düzenli adet görüyorsanız veya kilonuz işte normalse herkes kadar diyabet ya da işte hipertansiyona maruz kalıyorsunuz. Ama hem obezite varsa hem polikistik over varsa o zaman bir de adet düzensizliği varsa çok daha dikkatli hayat tarzımızı ve kilomuzu kontrol altına almamız gereken bir sorunumuz var demek.